Merhaba arkadaşlar, ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte React projelerimin bir diğer projesini yapacağız. Bu projede bir to-do list uygulaması oluşturacağız birlikte. Şurada görselleri göstereyim. Şu to-do listimiz şöyle bir başlığı olacak. Başlığın altında şöyle bir metin daha bulunacak ve şurada ana komponentlerimizin içinde bir to-do'lar bulunacak. Ve bu to-do'larımız ise mesela to-do'sun içerisine atacağız. Ve sıra sıra gelecek ve bu todoların her birine bir edit butonu, bir eraser butonu, remove butonu da diyebilirsiniz. Ekleyeceğiz, bu edit butonuna klik olduğumuz zaman on klik ataması ekleyeceğiz ve şuradan yazımız gidip şuraya bir input gelecek. Şurada bir button daha olacak ve şuradaki mesela başlığımız todo list, daha doğrusu başlıklarımız yapılacak listesindeki liste elemanımız todo list project yaptı. Şuraya gelecek ve biz bunu atıyorum yapıldı diye değiştirebiliriz. Onun dışında yapacağımız işlem yine todoların üzerine klik olduğumuz zaman o görevi tamamladığımızı belirtmek için şöyle bir CSS işlemi uygulayacağız. Burada 10 klik ile atayacağız. 10 klik olduğumuz zaman CSS gir çık yapacak. Yani gir çık denmez de bir default CSS'imiz olacak ve bunun üzerine bir class name daha eklenecek. Klik olduğu zamanki olayda ve şu görseli animasyonlu bir şekilde elde etmeye çalışacağız. Ondan sonra ana komponentimizin diğer bileşeni ise en alt kısım, yani şuradaki todoları oluşturacağımız ve şurada Enter'a bastığımız zaman veya Button'a tıkladığımız zaman şu kısma direkt yerleşecek liste elemanlarımız olacak. Yani ana komponentimizin içerisinde iki tane komponent olacak. Ana komponentimizde ne diyebiliriz? Bir todo list diyelim. Ana komponentimiz to-do list olsun. List.js diye. Gelelim. Hatta biz app'i de açalım bir. App.js'in. Bir to-do list olacak. Hatta bütün komponentleri oluşturalım, kafanıza daha rahat otursun. Şu to-do listimiz şu kısım. Şunlara to-do diyeceğiz. Ve en alttaki kısmı ise ne diyelim mesela? New to-do form diyebiliriz. Yani İki tane daha yapımız olacak. Todo listin içerisine girecek. Todo.js içerisine girecek ve daha yeni bahsettiğimiz formun olduğu kısım neydi? New Todo form.js diyeceğiz. App.js içerisine ana komponentimizi göndereceğiz. Şunu şuradan alayım. Ana komponentimiz ise Todo list. List olacak. Şunu şuradan alalım. Şuraya. Şunu bağlayalım. Şu an to-do listimizi bağladık. Hatta browser'da açmıştım. Yani alalım. Şunu da şuraya alalım. Bir tık da küçültelim. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi şunu şöyle şu tarafa alayım. To-do list ana komponentimiz. To-do'larımız ve bu şu iki todoyu biz şuranın içerisine atayacağız. Aslında göreceksiniz zaten. İlerleyen kısımlarda class diyelim, todo list diyelim, extends component dedikten sonra render diyelim ve return oluşturalım. Mesela return'e ne diyebiliriz? Bir div oluşturalım da ilk başta. Ne diyelim mesela div'e? Bir class name'i de şimdiden verelim. CSS kısmına geçtiğimiz zaman uğraşmayalım teker teker. Todo list diyelim. Ve şuraya arkadaşlar ilk başta bir başlığımızı ekleyebiliriz mesela. Başlığımız neydi? Yapılacaklar mıydı? Tam hatırlayamadım. Bakalım. Yapılacaklar listesi React ile Todo list uygulaması demişiz. Biz de aynısını yapalım. Yapılacaklar listesi. Hatta şuraya span ile oluşturalım. Şu span'ı şu an mesela hepsi h1 tag'i içerisinde olduğu için hepsi başlık gibi gözükecek. CSS kısmında biz şu span'ı değiştireceğiz. React ile todo list uygulaması diyelim. Tamamdır. Şu export işlemini unutmayalım tabii ki. Export default todo list. Başlığımız şu an gelmesi lazım.
gelmemesi nedeniyle şurada yazım hatası yapmamız şimdi gelecek. Tamamdır. Başlığımızı da gayet güzel bir şekilde aldık. Şöyle tam gözüksün diye bir tık daha genişlettim. Ve arkadaşlar şuraya bütün todoları biz liste elemanı olarak alacağız. O yüzden şuraya bir ana komponentimizin içerisine bir ule oluşturalım. Ve bu ule içerisine li'leri ise şu todoları alıp oluşturacağız. Onu ise mesela direkt şurada yapmak yerine şurada farklı bir yapı içerisinde yapabiliriz. İlk başta şu konstrüktörlerimizi bir tanımlayalım. Daha doğrusu konstrüktörümü. Props diyelim. Açalım. Süper. Props diyeyim. Ve this.state dedikten sonra şuraya gelecek todos kısmı boş bir dizi olsun. Biz bu dizi içerisine atamalar yapacağız. Gelelim şuraya. Daha yeni bahsettiğim yapımızı oluşturalım. Buna direkt todos adını verelim. Çünkü todos içerisindeki todolara erişeceğiz map ile. This.state.todos.map ile içerisine girecek bütün todolar. Arrow function kullanıyorduk bildiğiniz gibi. Yapacağı işlem arkadaşlar burada return olması lazım. Çünkü birden fazla ve durmadan todo geleceği için durmadan döndürmesi lazım. Bunu return ile alıyoruz. Ve burada oluşturduğumuz ikinci komponent devreye giriyor. Hatta bunun yerine şunu şöyle yapalım. İkinci komponentimiz şurada devreye giriyor arkadaşlar. Şunu şurada import etmeniz lazım. Import todo from todo diyoruz. Import işlemini de tamamladık. ULE içerisinde ise arkadaşlar mesela şu todo'ya daha bir key vereceğiz. Value vereceğiz. ID vereceğiz. Remove işlemini vereceğiz. Sonra bu props'ta şu todo içerisinde onları kullanacağız. Şu anlık daha sağlam oturması için bu kısmı halledip todo kısmına geçeceğim arkadaşlar. Hatta şu todo içerisine task'ımızı da belirleyebiliriz. Şu task'ımız ise todo'nun task olsun. Tamamdır. Bunun dışında mesela arkadaşlar buraya neler vereceğiz? Bazılarını verelim hatta. Mesela bir ID vereceğiz. Bu ID ise npm ile bir paket install edeceğiz. O pakette bize unique ID'ler oluşturacak ve biz o unique ID'leri kullanacağız. Burada amacımız da işte hepsine farklı bir key oluşsun. Farklı key'ler oluşsun ve bizde hatayı ortadan kaldırsın. Onun dışında işte bu ID'leri şu unique gelen kodları kullanacağız ve silme işleminde, editleme işleminde hangisine işlem yapmak istiyorsak ID'sine göre bir seçim işlemi olacak. Gelelim. Şu an şu kısım şöyle kalabilir. Ve bu kısmı arkadaşlar başka neyi import edeceğiz? Şu an mesela neyi import ettik? Şu todo'yu şu kısma import ettik. Şu ule'nin altına bir de ayrıyetten şu new todo formu import etmemiz lazım. Çünkü neydi arkadaşlar? Şurada gösterelim. Şu todo listemiz ana komponent. Şunlar todolar. Şu dördü de. Şu alt kısım ise input'un olduğu kısım ise new todo form kısmımız. Onu da şöyle new todo form deyip şuraya import edeceğiz. Hatta şu import işlemi içinde şunu alalım. Ve şunu da şuraya import edeceğiz arkadaşlar. Aynı sıralama şu şekilde olacak. Şu an görmüyoruz ama birazdan göreceğiz hepsini teker teker. Şu an şu kısmımızı da hallettik. Todo'ya gelelim. Daha şu an dediğim gibi bu todo list içerisinde bir create işlemi oluşturacağız. Sonra bir remove işlemi oluşturacağız. Update işlemi oluşturacağız. Bunları props ile todo içerisinde kullanacağız. Ama yapılar sağlam oturması için ben bu tarz kopluyorum. Gelelim. Şimdi todo.js'e. Daha doğrusu yapılardan ziyade şurada mesela daha şu an göremeyiz de gelecek komponentları hangisi nereye gidecek, hangisi nereye yerleşecek, şu an hangi kapsam içerisindeyim. O tam oturması için bu tarz bir yöntem seçiyorum ben çalışırken. Şimdi şunu bir oluşturalım. Class todo diyelim. Extend component. Return dedikten sonra arkadaşlar bu kısma gelecek kısmımız ise bizim pardon gelecek kısmımız
Yurt dışına class name'imizi de verelim. Todd olsun. Class'larla daha sonradan ilgileneceğiz. Lee elemanları gelecekti bildiğiniz gibi. Ve bu Lee'ler arkadaşlar bir class name vermemiz gerekecek. Ve biz bu class name'i hangi durumda versin, hangi durumda vermesin, bunları oluşturabilmemiz için bir ne verebiliriz mesela? Şurada mesela bir completed verebiliriz. Completed'a göre oluşturabiliriz. Veya state içerisindekine göre kullanabiliriz. Ama şu anlık ben şu kısma girmek istemiyorum. Şu li olarak kalsın. Li içerisine ise gelecek kısım this dot props dot daha yeni hatırlarsanız bir props oluşturmuştuk ve o da task'tı. Export etmediğim için hata aldım arkadaşlar. Düzelteceğiz. Şu an şunu göstermek istiyorum. Nerede? Şu an şunu kullanıyoruz. Gelecek task'ı buraya getirmesini istedik arkadaşlar. Şuraya export'a girelim. Export default todo diyelim. Şu an şu kısmı kaba bir şekilde getirdik. Daha şu kadar değil yani. Şu an burada mesela todo içinde bir edit kısmı oluşturmamız lazım. Button gelecek, input'lar gelecek. Ondan sonra bir if ile eğer şu durum olursa atıyorum. If ile diyelim ki edit olursa şunu yap. Şunu yap. Edit olursa. Eğer edit olmazsa şu gözüksün. Gibi bir if ile bir bunu yaparsan bunu yap, bunu yaparsan şunu yap bir koşul belirteceğiz. Ama şu anlık şu yeterli bizim için. Ana komponentlere sonra tekrar tekrar gelip zaten şu kısımları halledeceğim. Şu an amacım şu 3 komponenti da görevini tam anlamıyla gösterebilmek. Bu işlem ile hafiften şu an ne dönüyor, neler oluyor anlayabileceksiniz. Şuraya geleyim. Class new Toto form diyelim. Ne oluyor ya? Extends component render dedikten sonra return diyoruz. Ve burada arkadaşlar ana formumuz ise hangisi oluyordu arkadaşlar? Sayfamızın daha doğrusu Todo listemizin içerisindeki en alt kısım. O neydi peki? Şu kısım. Ya benim böyle adım adım yapmamın nedeni arkadaşlar bazen mesela mülakatlarda veya işe alımlarda mülakat olması da veya mesela böyle part-time proje bazlı çalışan arayan insanlar ne yapıyor? Size Figma görseli gönderiyor. Tabii Figma görseli bu kadar basit görseller değil. Bu direkt bir görsel yani. Onların daha böyle işte responsive hali, işte mobil hali, web hali, işte iPad hali gönderilir. Siz de o tasarıma uygun bir çalışma sergileyip karşı tarafa hazırladığınız projeyi gönderirsiniz. Ve onlar da işte sizinle çalışıp çalışmayacağını o projeyi inceleyerek, hareket ederek, bakarak ne yapmışsınız, nasıl bir yöntem işlemişsiniz, onları takip ederek sizi değerlendirir. Ben de şu an adım adım gidiyorum ve şu an şu kısımdayız. En alt kısımdayız. Şu an arkadaşlar todomuz, ana komponenti oluşturduk. Şu todolarımızı oluşturduk ve en alt kısmımıza geldik. Burada yapacağımız işlem ise ana form. Altta bulunan ana formumuz buraya gelecek. Hatta şöyle bir class name de vereyim. Direkt class name şunu kullanayım. Class name new todo form. Tamamdır. Gelelim. Bir de label diyelim. Ve label içerisinde arkadaşlar HTML'de hatırlarsanız biz direkt for kullanırdık. Ama burada HTML for kullanıyoruz. Burada da hatırlarsanız mesela direkt class kullanırdık HTML'de. React'ta farkı ise class name kullanıyoruz. HTML for'a gelecek kısım arkadaşlar ID ile meçleşmesi lazım. Yani şu input'a vereceğimiz ID ile aynı değer olması lazım. Biz buna task diyelim. Çünkü bize task'ları getirecek. Şu label içerisine neydi? Planların neler miydi? Neydi? Tam hatırlayamadım. Ay pardon yanlış tuşa bastık. Şu an Brave browser açılacak. Açılmadan kapatayım. Kasmasın. Geçelim. Şu an şu kısmı planların neler kısmı. Label içerisine gelecek. Label ne olarak be? Planların neler? Tamamdır. Şu kısmımızı da gayet güzel oluşturduk. Export etmediğimiz için hata alıyoruz. Export için new todo formu getireceğiz. Çok güzel bir şekilde geldi. Tamam, label'ımızı da hallettik ve
input'umuza geçebiliriz şu an. Input'a ise gelecek kısımlar arkadaşlar. Buraya bir ID gelecek, buraya bir type gelecek, name gelecek, placeholder gelecek. Çünkü şurada görseli hatırlarsanız içerisine ne yazılmış? Eklemeler yazılmış. Placeholder gelecek, sonra bir value vereceğiz. Ve burada size bahsettiğim unique ID'leri, unique key'leri kullanabilmemiz için bir paket install etmemiz gerek. Şuradan paketi bir install edelim. Bilerek bunu yapmadım projeden önce, birlikte yapalım diye. Projemizin içerisine girelim. Total list alt-tr project. Ve yapacağımız işlem arkadaşlar npm install uuiv olması lazım. Tam hatırlayamadım ama id'ydi pardon. Şunu bir install etsin. Hatta şurada o install ede dursun. Ben de şuradan npm'i açayım. Şuraya. Şu paketimizi bir göstereyim sizlere. Şu paketi bir de buraya import etmemiz gerekli. Nasıl import edeceğiz? Zaten sayfada hepsi açık bir şekilde gözüküyor. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar biz import ettik veya buraya npm install uzun halinde yazabilirsiniz. E-install'un kısaltılmış versiyonu gibi kafanızda düşünebilirsiniz. Ve şu kısmımız gördüğünüz gibi şunu kullandık. İnstall ettik. İsterseniz burada kopyala yapıştır da alabilirsiniz. Bu şekilde şuraya direkt yazıp gelebilirsiniz arkadaşlar gayet basit bir şekilde. Sonra gelip kullanırsınız projenizde. Bu kadar arkadaşlar. Şunu da şöyle küçültelim. Çok zaman kaybetmeyelim. Ve şuraya import edelim. Daha yine dediğim gibi import işlemi gerçekleştirelim. Sayfadan da direkt bulabilirsiniz. Ben şu an sayfayı kapattım da sayfadan da onu kopyala yapıştır olarak alabilirsiniz. Gayet oradan basit zaten. Açık bir şekilde erişebilirsiniz. Benim ezberimde var diye direkt şuradan yazdım. Tamamdır. Şimdi biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Peki neyin içerisinde kullanacağız? Yine NIF TODO form içerisinde kullanacağız. Buraya bir constructor oluşturalım. Öncelikle constructor'ımız ne olsun? İçerisinde pardon, props diyelim. Süper props diyelim ve this.state dedikten sonra buraya mesela task oluşturalım bir tane, içi boş olsun. Ve biz bu task'ı kullanacağız. Çünkü bunu bir name ile matchlememiz lazım. State içerisindeki bu task adını. Şu input'a gelelim. Input'un içerisine şimdi gelecek kısımları bir oluşturalım. Şu an gördüğünüz gibi install işlemi tamamlandı. Gayet şu an işlerimiz bitti. Şunu şuradan kapatabiliriz. İnstall işlemini hallettik. Yani bunu mesela birden fazla da install etseniz sıkıntı olmaz. Yani projede mesela atıyorum uzun süre sonra giriyorsunuz ve install ettim mi etmedim mi diye kontrol de edebilirsiniz direkt şuradan. Şu an ama o kısımlara girmeyelim. Daha yeni install ettik zaten. ID kısmına arkadaşlar gelecek kısmımız adımız daha doğrusu task. Çünkü ID'miz ile HTML for matchleşmesi lazım. Name ile ise şu state içerisindeki şey ad matchleşmesi lazım, eşleşmeşmesi lazım. Şu an hepsi eşleşti ama yani mesela şuna farklı iki ad verseniz şu ikisi aynı olması lazım. Şu ikisi de aynı olması lazım. Şu an name'imizi de verdik. Ve şuraya bir type'ı da verelim. Type'ımızda direkt text olacak. Ondan sonra vereceğimiz kısım bir placeholder. Placeholder'ımız neydi? Eklemeler yapabilirsinizdi sanırım. Eklemeler yap ya da. Eklemeler yap olsun bizimkisi. Birazdan zaten kontrol ederiz. Ve buraya bir value vereceğiz. Bu value ise arkadaşlar şu state içerisindeki task'ı kullanacağız. This.state.task. Tamamdır. Şu kısmımızı da hallettik. Şimdi kontrol save yapalım. Alt alta gelsin. Şu an input'umuz da geldi gördüğünüz gibi. Şimdi buraya daha bir on change ekleyeceğiz. Şuraya bir on submit ekleyeceğiz. Şu an şu kısımlara takılmayın. Şimdi button'ı da ekleyeyim. Tam hatlarıyla bir gelsin kısımlarımız. Ve button içerisinde bir
Font Epson ikonu kullanacağım. Bu Font Epson ikonunu ben direkt girip şurada mesela alıp kullanabilirsiniz. Oradan direkt açabilirsiniz arkadaşlar. Hatta direkt şuradan ben de açayım. Şurada benim oluşturduğum şeyler vardı. Şu .cdn.js içerisinden Font Epson'ın şeyini alıp index içerisine yerleştirelim. Şuradan direkt alabilirsiniz. Aldık sürümü ve şuraya gelip public kısımdaki indekslerin içerisine ekliyoruz ve artık kullanılabilir hale getiriyoruz Font Epson ikonlarını. Ve şuradan tekrar Font Epson kısmına gelip kullanacağımız ikon arkadaşlar bir işte artı diye bir plus diyebiliriz. Gelelim bir plus diyelim bütün pluslara bir bakalım hangisi hoşumuza gidiyorsa. Şunu alalım bir tık kalın olsun. Ve şuranın içerisine arkadaşlar şu plus'ımızı ekleyelim. Gördüğünüz gibi plus'ımız da gayet güzel bir şekilde geldi. Şu an bir eksiğimiz var mı? Tabii ki var. Eksiğimiz ise bu on submit yani şu kısma gelecek. On submit işlemini bir şurada bir oluşturalım ve bir bind edelim. Birlikte ne diyelim mesela adını? On submit de diyebiliriz ama ben handle submit demek istiyorum. Ve şöyle parametre de verelim içerisine. Çok zorunlu bir olay. Çünkü burada prevent default uygulayacağız. Yani durmadan o yenilenme işleminin önüne geçebilmek için prevent default'u uyguladık. Şimdi this.props. Burada arkadaşlar bir create todo kısmı oluşturmamız gerek. Yani bir todoların create olacağı kısmı en ana component içerisinde tanımlamamız gerek. Peki bu nasıl oluşturacağız? En ana komponentimizin içerisine geliyoruz arkadaşlar. Yani en ana komponentimiz hangisiydi? Todo list.js kısmına. Basit bir adlandırmayla bir create diyelim. Create içerisine arkadaşlar new todo diyelim. Buraya yeri gelecek todoların eklenmesini sağlayacak. Oraya yazdığımız zaman işte yapılacak listesini eklenmesini istediğimiz kısmına geldikçe eklemeler yapacak. Ve bu eklemeleri nasıl yapacak? Tekrar bu task'ı, todos kısmını set state ederek yapacak. Gelelim. Set state diyelim. Unutmadan açalım ve şuraya gelelim. Yapacağım şey çok basit. İçerisinde todos vardı. Bir yazabilirsem tabii ki. Geldikten sonra spread operatörü kullanacağız. Gelelim. Bu zaten kopyalayıp farklı istediğimiz şekildeki forma getirecek. State dot todos deyip buraya new todo'yu eklemesini isteyeceğiz. Yani şuraya yazdığımız kısmı eklemesini isteyeceğiz. Gayet basit bir şekilde hallettik ve ondan sonra yapacağımız işlemde. Bind işlemi tabii ki this create'i şuraya oluşturalım. Eğer arkadaşlar şu komponentler ne yapıyor şu an neredeyiz, neyin içerisine atıyoruz onu kavrayamıyorsanız yani kalem kağıtla bile çizebilirsiniz. Kalemle kalem kağıtla çizmenize de gerek yok. Mesela şurada developerlar için şu an extension bir indirebilirsiniz Google'dan. Şuradan mesela şu todo listin içerisinde şu an new todo form var. Onun altında da farklı bir şey var gördüğünüz gibi. Şunu açayım. Ve todomuz daha gelmedi çünkü şu an sayfada hiç todo yok. Ama birazdan todomuz da gelecek. Şuradan da oturtabilirsiniz. Kafanızda. Şu an bind işlemini de tamamladık ve bind işlemin adını da direkt create verdik. Gayet basit bir şekilde. Peki bu bind'i oluşturduğumuz create'i nereye göndereceğiz? Props olarak nerede kullanacağız? Şurada kullanıyorduk hatırlarsanız. Create todo diyeceğiz. Ve burada bize lazım olan this.create köşeli parantez değil süslü parantez this.create deyip new todo forma gönderiyoruz. Çünkü bizim şurada props'la kullanacağız. Şurada şu create todo'yu kullanacağız arkadaşlar. Şu an geri en alttaki komponentimize geldik. Şurada kullanacağımız kısmın create todo'nun içerisine geliyoruz ve içerisine gelecek kısım ne olacak peki arkadaşlar? Yine spread operatörü kullanıp this.state'in içerisine ID'miz ise daha yeni şurada hatırlarsanız bir oluşturmuştuk. Şu unique kodlar gelecek.
Ve buraya arkadaşlar bir completed kısmına gelecek. Bu completed kısmını birazdan anlatalım. Şu an çünkü oturmaz. Acelemiz yok zaten. Çayınızı, kahvenizi alın. Bilgisayarın başına geçin, kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şurada da list'i tekrar set etmemiz lazım. Çünkü burada mesela değeri yazdığımız zaman gönderdiğimizde o değerin halen input içerisinde gözükmesini istemeyiz. Onun tekrar silinmesini isteriz işlem tamamlandığı zaman. Onu da o yüzden tekrar set state etmemiz lazım. O da gayet basit. Direkt task haline, boş haline çevir diyoruz ve handle submit ise şu kısma list handle submit'i şu kısma getirip bind işlemini de unutmuyoruz. Tabii ki list.handle submit bind this diyoruz ve şu an handle submit işlemimizi tamamladık. Şu an mesela handle submit olduğumuz zaman göremeyeceğiz ama halledeceğiz. Şu an mesela arkadaşlar ben klavyede tuşlara basıyorum ASD'ye ama hiçbir tuşumuz gözükmüyor. Onun için ise şuraya on change kısmı eklememiz lazım ve on change kısmının içerisine ise ne gelecek? On change diyelim. Gelecek kısmı şurada bir oluşturalım. Handle change diye. Şuraya da parametremizi daha doğrusu içerisine yazdığımız kısım gibi düşünebilirsiniz. It set state deyip name içerisindeki daha doğrusu yazdığımız parametrenin target'ını value'sunu name'ini pardon neye eşit diyecek. Tabii bunu bir dizi içerisine almanız lazım. Çünkü şurada dizi şekilde gelecek bütün task'larımız. Neye eşit demesi lazım? E dot e dot target value'suna eşitlemesi lazım. Geleyim ve şu handle change'i hatta şunu kopyala yapıştır yapıp yapıştıralım ve şimdi şunu şuraya bind edelim ve şuranın içerisine ise this.handle change'i getirelim. Ve gördüğünüz gibi eklemelerimiz tamamlandı ve tak geldi. Şu an Enter'a da bastım. Ve eklemeler şu an bir içerisine teker teker geliyor. Şu anlık bir sıkıntımız yok ama fark ettiyseniz hiç edit butonu yok. Ondan sonra hiç eraser kısmı yok. Onların işi ise şu toggle'da. Şu an bizim şu kısımda işimiz bitti. Hatta biz buraya tekrar gelip bir işte CSS'le uğraşmayalım diye gelelim. CSS'lerimizi de şimdiden oluşturalım. Şu an tabii CSS'e girmeyeceğim. Import dedikten sonra da CSS'i şuraya bir import edelim. Şu anlık ama işimiz yok. Şu an Todo'ya geri döneceğim. Şimdi arkadaşlar Todo'da yapacağımız işlem geriye kalan kısımlarımız full Todo ve ana komponentimiz olan Todo list içerisinde gerçekleşecek. İsterseniz şu Todo'ya girmeden önce şurada şu kısım içerisinde şu Todo'larımıza bir işte ID'miz verelim, name'imizi verelim, emoji'muzu verelim. Bütün kısımları burada teker teker oluşturan create'imizi oluşturduk. Bir su için. Şimdi gelelim. Remove kısmına bir girelim birlikte. Ve bu remove'a arkadaşlar hatırlarsanız bir unique ID vermiştik. Şurada hatırlarsanız. Şu unique ID'ye göre remove işlemi uygulansın. Çünkü istediğimiz kısım hangisinin silinmesini istiyorsak onun silinmesini istiyoruz. Onu belirtebilmek için ise şu ID parametresini kullanacağız. Ve burada yapacağımız işlem this.setState içerisine state'leri tekrar setleyeceğiz diye kafanızda düşünebilirsiniz. Todos dedikten sonra bu kısma gelecek this.state.todos.map değil filtre uygulayacağız. Neye göre filtreleyecek ve neye göre o filtre dışındakileri silecek? Peki yine arrow fonksiyonu ile giriyoruz filtreyle. Todo.id eşittir yani yazdığımızın id'si eşit id değil ise şu filtreleme işlemi gerçekleşsin. Yani şu eşit olduğu zaman kaldıracak. ID'miz yani hangi ID üzerinde olduysak o ID'yi kaldıracak. Şu an remove işlemimizde tamam. Hatta şurada bind etmeyeceğim. Şurada ben remove'u arrow fonksiyonuyla kullanacağım. Bind gerekmeyecek orada mesela. Hatta az konuş. Kodların konuşsun derler ya onu bir yapalım. Konuşmaktan sonra remove yerine remove todo diye.
Ve buraya yazacağımız işlem arkadaşlar, bahsettiğim gibi arrow function ve list.remove içerisine ne gelecek peki arkadaşlar? Todo'nun datı id'si gelecek. Çünkü hangi Todo içerisindeyiz, hangisi gerçekleşecek, o kısım gelecek ve burada da bind işlemine gerek yok. Şu an mesela remove'u atadık arkadaşlar. Bunun dışında işte ne gelecek? Bir update gelecek, hatta update'i de oluşturalım. Şu kısma gelelim. Update diyelim. Update işte nasıl update olacak arkadaşlar? ID'sine göre update olacak. Ve buraya update task de gelecek. Yeni update'imiz yani diye düşünebilirsiniz. Geleceği için iki parametre veriyoruz arkadaşlar. Const diyelim. Update task diyelim. Tamam. Hatta update todos da diyebiliriz. Todos olsun. List. State. Todos içerisinde bir map uygulayacağız bu sefer de. Todos içerisindeki todolara yapacak kısmımıza gelin. Neler yapacağız biz bu todolara? Burada arkadaşlar yapacağımız işlem bir if uygulamamız lazım. Çünkü üzerinde şu an bu update'imiz aslında edit butonuna tıkladığımız zaman, şuradaki edit butonuna tıkladığımız zaman yeni bir input içerisinde yeni bir değer yazdığımız zaman, kaydettiği zaman değiştirmesini istiyoruz. Peki biz bu hangi ikona tıkladık, şu an hangi list elemanının üzerindeyiz, onu anlayabilmesi için yine verdiğimiz unique ID'leri kullanacağız. Onun için buna bir if vereceğiz. Eğer bunun üzerindeysek ya tarzında kafanızda düşünebilirsiniz. Todo ID eşittir ID ise abi sen bana neyi döndür diyeceğiz. Unutmayalım. Todo dedikten sonra şuraya arkadaşlar bir completed gelecek. Şimdi bu completed, siz de şurada hatırlarsanız bir olaydan bahsetmiştim. Şuraya bir completed gelecek demiştim. Şu completed arkadaşlar biz kullanacağız ve buna bir false değer vereceğiz başlangıçta. Biz bu işte completed'a göre edit işlemi aktif mi değil mi, edit işlemi ne zaman gözükecek, ne zaman gözükmeyecek, ne zaman kapalı açıkta kafanızda düşünebilirsiniz. Onu kullanacağımız için şuraya bir completed da veriyoruz. Biz bu completed'ı şurada kullanacağız tekrar arkadaşlar. Todo içerisindeki completed diyelim. Eşit değil, pardon. Eşit değil. Todo dot complete diyeceğiz ve biz bu complete'di arkadaşlar. Şu kısımda da todo içerisinde kullanacağız. Hatta gelelim şurada bir tanımlayalım. Ne diyeceğiz buraya arkadaşlar? Todo içerisindeki complete diyeceğiz ve control save yapacağız. Şu an tekrar şu kısmımıza gelelim. Şu an arkadaşlar şu kısmımızı gayet güzel bir şekilde hallettik. Şurada yapacağımız işlem tekrar return todo dememiz lazım. Todo'yu tekrar döndürmesi lazım bize. Ve tekrar yaptığımız işlemi aktif olabilmesi için set etmemiz lazım. Set state ile gelelim. Şimdi buraya set state içerisinde todos'ları neye eşitleyeceğiz? Şu oluşturduğumuz updated todos'a eşitleyeceğiz. Ve gelelim. Updated todos diyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Şu an update işlemimiz tamamlandı gibi. Hatta gibi değil, tamamlandı. Bakıyorum bir eksik gedik var mı? Tamamdır. Hatta gelip şu kısmı da bir yerleştirelim. Update. Update todos mu desek, update todo da diyebiliriz. Esta kısmına gerek yok. List update diye. Tabii biz bunu bind etmemiz lazım. Gelelim bind işlemini uygulayalım. Şuna update diyelim. Şunu Ctrl C yapıp şunu da şuraya yetiştirelim. Şu an bind işlemini de hallettik ve şuraya gönderdik. Biz buradaki bütün update'leri şu todo içerisinde kullanacağız. İşte props'ta neye neye atamak istiyorsak taşıyacağız ve halledeceğiz arkadaşlar. Şu an update kısmımız da tamam. Bakıyorum bir eksiğimiz kaldı mı? Ben ne yapmışım şurada arkadaşlar? Şu kısımda yanlış yapmışız arkadaşlar. Şu kısım yanlış. Çünkü biz şu an
Şurada bir kaldırma işlemi veya farklı bir işlem uygulamıyoruz. Yapmamız gereken task'ı şu update task'ı eşitlememiz lazım. Onu niye öyle bir şey yaptığımı ben de anlamadım. Herhalde gecenin vermiş olduğu dalgınlıktan kaynaklı olsa gerek. Şu an burada task'ımızı şu yeni update task'ımıza eşitledik. Tamamdır. Bakıyorum. Bakıyorum şu an bir eksik yedik. Göremiyorum. Update'imiz de hazır. Şu toggle içerisinde aklımdayken key tanımlayalım. Çünkü bu key tanımlamazsak hata aldırır sayfamızda. Daha doğrusu konsolumuzda Todo ID key olarak kullansın. Ve burada ID olarak ise kullanacağını da oluşturalım ki kafanız otursun. Todo ID kullanacağız tekrar. Task'ımızı oluşturduk. Her şeyimizi oluşturduk. Completed'imizi oluşturduk. Geriye ne kaldı? Şu an edit tamam. Remove tamam. Update tamam. Şurada arkadaşlar şu çizgi işleminin gerçekleşeceği kısım kaldı. Ona ne diyelim? Toggle completion mı diyelim? Diyelim mi? Bunu da ID'sine göre alacağını söyleyelim. Ve const yine yukarıdaki gibi. Update toggles diyelim. Edis dot state dot toggles diyelim ve burada map ile toggle'lara tekrar teker teker yapacağımız işlemi gerçekleştirelim. Ve burada da arkadaşlar yine bir if vermemiz gerek. Aynı şu yapıda bir if olacak. Aynısı tıpkısı. Çünkü şurada mesela li'lere teker teker edit uygulamıştık. Şimdi aynen li'lere teker teker işte üzerine çizgi çekmesini sağlayabilmemiz için teker teker bir toggle işlemi uygulayacağız. Daha doğrusu on click işlemi uygulayacağız. Toggle demizin işte üstüne basınca gelsin, üstüne basmayınca geri gitsin falan filan tarzında düşünebilirsiniz. Toggle muhabbetini de. Yine aynı şekilde toggle.id eşit ise id'ye yapacağımız işlem burada farklı olacak işte. Ne yapacağımız return, pardon return bu birden fazla olacak ve aynı şekilde döndürmesi gerek. Ne diyecek? Nested operatör ile todo içerisinde bir complete vereceğiz. Ve bu complete ise tam tersi haline getirecek. Eğer bu olay olursa ne yapacak? Tam tersi. Şu an false'tu. Şimdi true haline getirecek. Hatırlarsanız şurada false haliydi başlangıçta. Şimdi todo list içerisinde tıklandığı zaman tam tersi olmasını söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu an şu kısmımızda gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Ve burada tekrar return todo'yu döndürmemiz lazım. Return todo'yu döndürdükten sonra geriye şuraya bir set etmemiz kaldı. This.setState diyoruz ve set state'imizin içerisine todos tire update todosu ekliyoruz. Ve burada bind etmeyi de unutmuyoruz. Gelelim toggle completion alayım. Şunu şuraya, şunu şuraya yapıştırayım. Ve toggle completion kısmımız da tamam. Ve bunu da todo içerisine göndermemiz lazım ki bind ile kullanabilirim. Adını da ne versek toggle todo verelim. This dot toggle completion. Adımızı da gayet güzel verdik. Şu an bakıyorum bir eksiğimiz kaldı mı? Ben bir eksik göremiyorum açıkçası. Ana komponent içerisindeki bütün işlemleri hallettik. İşte remove işlemi, ondan sonra update işlemi, toggle işlemi şu an hepsini hallettik ve şuraya attık. Bunları da proxy ile kullanacağız. Bakıyorum bir yanlış eksik yedik bir şey var mı? Completed'ımızı da yerleştirmişiz. Todo completed. Gayet güzel. Şu an zaten hiçbir işlem olmayacak çünkü Todo içerisinde hiçbir iş yapmadık. Todo ID, sonra this remove sonra this update onu da hallettik. This toggle completion onu da halletmişiz. Ve tam takır, kuru bakır. Çok güzel. Çıkabiliriz. Çıkabiliriz dediğim Todo kısmımızın içerisine girebiliriz. Şimdi arkadaşlar ana komponent içerisindeki bütün bize gerekli olan kısımları alet çantamıza attık. En alttaki yapımızı da hazırladık. Ve bizim
Şu an şu kısım, şuraya gelecek kısım kaldı. Hatta index içerisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? App içerisinde ana komponentimizi oluşturduk ve bu ana komponentler içerisine todolar gönderdik ve bu todoların içerisinde altına da new todo form gönderdik ve şurada unique kodlar aldık. Bu unique kodları ise ID ve key'e atadık arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi geldik todo.js işine. Hatta şurada biz class name vermiş miydik? Bakıyorum class name de vermişiz. Hatta bir CSS de oluşturalım. Bir daha gelip şurada bir oluşturma işlemiyle uğraşmayalım. Import todo.list.css diyelim. Şuranın içerisine todo.list.css'imizi de oluşturalım. Tamamdır. Ve şurayı kapatalım ve todomuzun içerisine girelim. Şimdi bu todo içerisinde arkadaşlar şöyle bir gösterme amaçlı bir li eklemiştik. Onu değiştireceğimi söylemiştim zaten size. İlk başta her şeyden önce bir constructor'larımızı oluşturalım. Yapımızı bize neler gerek görelim. Browse diyelim ve list.state diyelim. Gelelim bize ne lazım arkadaşlar? Bir editing işlemi lazım. Edit olduğu zaman da kullanacağımız işlem ne diyelim? Is editing diyelim. Ve bu da başlangıçta false olsun. Tamamdır. Ve buraya bir task da atamamız lazım. Task'ı ise şurada listat şuradan alacağız. Nerede todo listimiz? Şuradaki kısımdan alacağız. Şu task'ımız nerede? Şunu alacağız ve şu da aslında bize şuradan geliyor. Yani şuradan gördüğünüz gibi şu yapıya attık. En üst yapımıza hatta şuradan göstereyim. Şuradan gelecek task'larımızı biz. Todo liste attık en ana komponentimize ve içerisinde todo'ya atacağız şimdi. Gelelim. list.browse.task diyoruz ve atama işlemimizi de gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi arkadaşlar bizim burada yapacağımız işlem ne olacak peki? Biz burada direkt li'nin gözükmesini istemiyoruz. Aslında bir li'ye koşul vermemiz lazım. Eğer edit uygulanmamışsa bize atıyorum işte li'yi göster. Ama edit uygulanmış ise bana editle halini yani editle halimiz ne oluyor? Figma görselimiz nerede? Şu input'lu halini göster diyeceğiz. Çünkü onu değiştirebilmemiz için. O yüzden burada bir koşul kullanmamız gerekli. O koşulu oluşturmamız gerek. Gelelim. Render altına koşulumuzu oluşturalım ve let result ile sonuçlarımızı buraya teker teker alalım. Hem if'li gerçekleşirse hem gerçekleşmezse halini result içerisine atacağım ve en son şu return içerisinde bu result'ı döndüreceğiz. Gelelim. list.state is editing ise edit işlemi var ise editing değil editing tamam var ise gelelim nerede burada yapacağımız işlem arkadaşlar bir div verelim ilk başta pardon bir div hatta div'den önce return vermemiz lazım çünkü bunu her işlemde return diyorum. Result vermemiz lazım. Çünkü bu result'u kullanacağız. Gelelim. Oluşturalım. Ve div diyelim. Ve buraya bir class name de verelim. Hatta class name'imiz ise todo olsun. Hatta biz buraya aklımdayken CSS'imizi de bağlayalım. Import todo.css diyelim. Hata almamak için yapımızı da şimdiden oluşturalım. Nerede todumuz? Tamamdır. Şunu da şöyle kapatalım. Şimdi divimizin içerisine ne gelecek peki? Form gelecek. Bu form ise o input düzenleme işlemini döndüreceğimiz işlem olacak. Şimdi bu form içerisine arkadaşlar buraya da bir class name verebiliriz aslında. Class name'imiz ne olsun? Biz şuraya button atadık ama bak şimdi aklıma geldi. Class vermişiz. Şunu class name yapalım. Pardon. Class name yapalım. Aklıma gelmişken düzenleyeyim.
Buraya da bir class name verelim. Todo edit form diye. Tamamdır. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu formumuzun içerisine bir açalım. Bu formun içerisine bir on submit de göndereceğiz tabii ki. Şu an ama o kısma da gerek yok. Bir ana iskeletimizi oluşturalım. On submit'tir, on change'dir. Onları hallederiz. Sıkıntı değil. Hatta şu input olması yerine şunu şöyle yapayım. Ve buranın içerisine gelecek kısımlar. En basitinden bir type text gelecek. En basitinden şunu bir ekleyelim. Bir value gelecek. Bu value'muz ise state içerisindeki value olacak. List.state.task. Çok güzel ve bu name ise şuradaki state içerisindeki task'la aynı olması lazım. Meşleşmesi lazım demiştik size. Task dedik. Şurada label olmadığı için hiç HTML form ve ID'ye gerek yok. Ve buraya bir on change de vereceğiz. Ama on change'e de şu an gerek yok arkadaşlar. Ve bir button da vereceğiz. Button'ımız ise yine font evsim'dan alacağız ve ne verelim adını, edit işlemi mesela neye uygun olabilir? Check diyelim mesela bir tick mick bir şey bir göstersin. Nasıl olabilir? Şunu biraz büyütelim bize free versiyonlarını göstersin. Şöyle free'yi seçelim. Nerede? Şu güzel gibi. Şunu alayım. Şu button içerisine atayım. Unutmadan şunu alabilir. Name'i de verelim. Tamamdır. Şu an şu kısmımızı hallettik. Daha şu an kafanıza takılmasın. Daha şu an göremeyiz. Ben bilerek bunu yaptım ki göremeyeceğimizi göstermek için. Çünkü return içerisine hiçbir result'ı atmadık. Şu an button kısmımız, daha doğrusu button demeyeyim, form kısmımız iskeleti hazır. Sadece şuraya bir on change eklememiz lazım ve on submit eklememiz lazım. Yeri gelmişken o kısımlarımızı da bir oluşturalım. Onun dışında mesela bize bir remove lazım. Farklı kısımlar da lazım ama adım adım göstermek yerine gösterelim. Böyle önden bahsetmek yerine. Mesela ne? Handle update oluşturabiliriz submit için. Demişken oluşturalım handle update'imizi. Geleyim handle update diyeyim. Update. Dedikten sonra tabi parametreyi unutmayalım. Handle update içerisine ne? E.prevent default diyelim. Yenileme işlemini durdursun her seferinde işlem gerçekleştiği zaman list.close içerisine girip update todo. Pardon. Update todo. Peki bu update todo neydi? Todo liste arkadaşlar hatırlarsanız şurada nerede update todomuz? Şurada şunu şu an şu kısımda kullanacağız. Update todomuzu. Peki bu update todoyu neye göre getirecek? Neye göre update edecek? List.props içerisindeki ID'ye props olarak ID vermiştik. ID'yi şuraya taşıdık. List.state.task'ı yerleştirecek. Şu kısmımızı hallettik. Şimdi bunu set state etmemiz lazım. This.set state diyoruz ve set state içerisinde is editing tekrar false hale getireceğiz. Is editing'i çünkü bu gerçekleştikten sonra is editing tekrar false hale dönsün. Durmasına gerek yok. Tamamdır. Bu kısmımızı hallettik. Şimdi bu handle update'i peki nereye getiriyoruz? Şuradaki submit içerisine. Bu olay Enter'a bastığımız zaman olsun veya adı nedir? Button'a tıkladığımız zaman olsun. Handle update diyeceğiz. Tabi bunu bind etmediğimiz için gerçekleşmeyecek. List.handle update list.handle update bind list diyoruz. Şu an on submit kısmımız tamam. Bir de şu input içerisine bir on change eklememiz lazım. Gelelim. On change'e de ne diyeyim hadi. O da handle change olsun. Handle change. Ve buna da event'in AC parametresini verelim. Ve bu da basit bir şekilde direkt set state edeceğiz. Çünkü burada değiştirme işlemini
oluşturacağız. Şöyle sesli açalım. Neyi değiştireceğiz peki arkadaşlar? Şuradaki yaptığımız işlemin aynısı. Şu target name value'nün aynısını şu kısımda da gerçekleştireceğiz. Ve Ctrl Save yapacağız. Bind işlemi de oluşturalım. Eklemeden önce. Tamamdır. Şu kısmımızı da hallettik ve şu input içerisine bir on change ekliyoruz ve list.handle change'i şuraya gönderiyoruz arkadaşlar. Şu an üst kısmımız hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. Ben bir eksik yedik göremiyorum. Şimdi gelelim. Eğer edit işlemi yoksa diyeceğiz ve şuraya eğer yoksa else ile yapıyorduk JavaScript'ten bildiğiniz gibi. Ve buraya arkadaşlar işte şimdiki şu li'mizi getireceğiz. Hatta kabaca şunu şuradan bir getirelim. Tamamdır. Hatta şunu da şuradan sileyim. Hata almayalım. Şu kısmımızı şuraya kabaca getirdik tabii. Bunu şuradan alıp result içerisine göndermemiz lazım. Tabii burada bir hata daha. Hata üstüne hatalar yapıyorum. Şunu şuradan koparayım. Şunu şuraya alayım. Ctrl Save yapalım. Nerede hata yaptık? Ben şunu da silmişim. Tamamdır. Şu an result'un içerisine attık. Ama şöyle yani şu iskelet şekilde tutmayacağız. Buna daha eklemeler yapacağız. Buraya mesela ne eklemeler yapacağız? Bir remove işlemini şurada atayacağız. Ondan sonra bir handle toggle oluşturacağız. Toggle olduğumuz zamanki durumu göstereceğiz. Sonra bir toggle form oluşturacağız. O editing işlemini şurada kullanacağız. Teker teker yapacağımız kısımlar bunlar olacak arkadaşlar. Mesela şu li içerisine bir handle toggle oluşturalım. Gelelim. Handle toggle diyelim. Ve handle toggle'ımızı oluşturalım arkadaşlar. Handle toggle içerisine parametremizi de unutmadan verelim. Ve bu handle toggle içerisine this.props. Bize toggle todo'yu kullanacak. Peki bu toggle todo ne? Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi toggle completion işlemi. Eğer şu dediğimiz adımlar gerçekleşirse todo completed false'tu, true hale dönsün demişiz mesela. Bunu şurada kullanıyoruz. Peki bunu hangisine uygulayacak? Yani biz şu an bunu neye uygulayacağız diye soracak sistem. Biz de diyeceğiz ki props'un id'sine göre uygula. Diyeceğiz ve şuraya göndereceğiz. Ve bunları yaptıktan sonra bind işlemini yapacağız tabii ki. Bind işlemini de şurada halledelim. Nerede bizim li'miz? Şuraya arkadaşlar 10 click atayacağız. Bu işlemi 10 click'e göre gerçekleştirmesini isteyeceğiz. List diyelim. Ve şu kısmımızı da gayet güzel bir şekilde 10 click işlemimizi de getirdik. Ve arkadaşlar bundan sonra mesela şuraya bir class da uygulayacağız. Peki bu class neye göre gelecek? Neye göre işte şu class gelsin, neye göre şu class gelmesin? Şuradaki size bahsettiğim demiştim ya işte class'lar oluşturacağız demiştim en başta projenin. Şuradaki completed'a göre. Şu class'ları şurada getireceğiz. Class name diyelim. Bizim her iki durumda da bir default class'ımız olacak. Mesela o default class'ımızın ismi ne olsun arkadaşlar? Todo task olsun. Bu default class'ımız. Tabii şunu şuradan göstermeden önce şunu şuradan bir sil. Şunu şuradan bir sil. Şunu süslü parantezler içerisinde yapmamız gerekiyor. Çünkü buraya bir JavaScript kodu göndereceğiz. Gelelim. List.props.completed'ın durumuna göre. Eğer bu completed mesela true ise todo task zaten her ikisinde de olacak ve ayrıyetten completed yazsın. Eğer bu true task false ise sadece todo task gözüksün. Yani mesela biz bu completed içerisine birazdan şu CSS içerisinde bir işlem atayacağız.
O işlem mesela olmasın. Hatta şuradan bir gösterelim. Todo task. Todo completed. Yerime şuraya opacity diyelim. 0.6 diyelim ve kontrol save yapalım. Şunu da ekledik zaten. Şu an niye gelmiyor? Çünkü şuraya result'u getirmedik. Getirelim. Paranteze gerek yok gerçi. Sistemde zaten önceden bir tane ettiğimiz için geldi. Şuraya şunu bir gördüğün zaman klik yaptığımız gibi şu an şu işlem mesela klik olduğu zaman ne yaptı? Completed'ı da getirdi. Eğer true ise. Ama false ise şunu getir dedik. Şu kısmımızı da şurada hallettik. Şurada hatırlarsanız şu kısımda mesela tam tersini aldırmıştık. Nerede bizim to-do listemizin içerisinde? Tam tersini aldırmıştık to-do completed'in. İsterseniz direkt şuraya true verip o işlemi de yapabilirsiniz ama şu daha sağlam bir yöntem oluyor. False'un tam tersini aldırdık. Tamamdır. Üstüne klik olduğum zaman eski haline geri dönüyor. Çok güzel bir şekilde hatasız ilerliyoruz. Ve i'lerin altına arkadaşlar bu sefer neler gelecek? Button'larımız gelecek. Bu button'lar ne diyeceksiniz? Peki görselden göstereyim sizlere. Button'larımız şu. Bir pencil ve bir eraser button olacak. Hatta şu class name vereyim şuna. Class name'imiz ne olsun? Todo BTNs de diyebiliriz. Biz buttons diyelim. Ve şuraya arkadaşlar buttonları bir getirsin. Ve şu buttonları arkadaşlar bir on click işlemi uygulamamız lazım. İşte bu on click neye göre gelecek? Mesela işte toggle form vereceğiz. İşte bastığımız zaman edit gerçekleştiği zamanki kısmı oluştursun. Hatta şurada gelmişken bahsetmişken toggle formumuzu bir oluşturalım. Alt alta kalsın. Daha güzel gözüksün güzel. Toggle form diyelim. Ve burada yapacağımız işlem set state edeceğiz. Gayet basit. Set state. Peki burada neyi set state edeceğiz? Neye göre set state edeceğiz? Is neyin değil ne alacağız arkadaşlar? This dot state dot is editing'in tersini. Zaten false'tu. Şimdi true ise işlemi atıyoruz. Ve nerede bizim button? Button abimiz şurada. Ve şuraya on click. On click içerisine pardon. Neydi? Toggle form muydu? Toggle form'u verelim. Tabii şunu şurada toggle formumuzu bind etmezsek hiçbir şey gerçekleşmez. Şu toggle formumuzu şuraya bir bind edelim. Şu anki kısmımız da gayet güzel. Button'ımız geldi. Nerede button'ım? Button'ımız geldi ve ben on click nereye uyguladım ya? Bak on click'e gitmişim neye uygulamışım? Spell check'e uygulamışım on click. Spell check'e değil. Şuradaki button'ı uygulayacağım. Ve şuradaki button ne olacak arkadaşlar? Bu pencil button'ımız. Düzenle. Edit diyebiliriz. Niye edit diyoruz ya? Hem pencil deyip edit diyebiliriz diyorum. Bu da ayrı bir kafa. Pencil. Diyelim ve şu basic ikonumuzu alıp name diyelim. Tabi yazım yanlış yapmıyorum. Name diyelim. Gördüğünüz gibi geldi. Bastığımız zaman şurada çok güzel geldi. Şuna bir basalım. Biz ona bir işlem uygulamamış mıyız? Nerede bizim batırımız? On submit işlemimiz nerede? Is handle update. Pardon. Handle update prevent. Bak şunu T'yi unuttuğum için sayfa daha yeni reload oldu. Şuradaki edit butonuna tıkladığım zaman şu an mesela şuna basarsam sayfa reload olmayacak. Ama kendini şuraya da eklemiyor. Şu tarayıcımızda bir bakalım. Hatamız 41 tane olmuş çünkü çok bastığım için. Ne diyeyim şunu ekleyeyim. Şuna basayım. Şunu da şuna ekleyeyim. Ve 3 hatamız var. Şurada bize konsola ne göndermiş? Todo içerisindeki 18. satırda props update todo is not a function. Update todo. Neden? Peki. Nerede? 18. satır.
Prof update todo. Not a function. Neden not a function? Update todo. Update todo demişim. Tamamdır. Şu an mesela şunu silip selam diyeyim. Tamam geldi düzeldi. Şurada d fazladan bir d vermişim. Gelelim todo içerisine. İşimize devam edelim. Şu an edit işlemimiz de gayet güzel tamamladık. Ve şunu şuradan alayım. Şuraya şunu getireyim ve bir de eraser diyeyim ya da çöp kutusu da olabilir ya. Ya da eraser bakımına direkt eraser kullanalım ya. Kalem silgi tam uyumlu olsun. Biz hatta sen şunu ver. Hiç bizi uğraştırma hepsini almayla. Ctrl Save yapayım. Bak bizi uğraştırmadı değil mi? Neyi ne yaptı? Keşke uğraştırsaymışsın kardeş. Şunu şuraya bir getireyim. Geldi mi bizim silgimiz? Enter diyeyim. Silgimiz gelmedi. Peki neden? Çünkü ben yine saçma sapan bir yere ekliyorum. Nerede? Şunun altına eklemem lazım. Gelecek şimdi. Geldi. Ve buna da arkadaşlar bir ne diyelim mesela handle remove diyebiliriz mesela. Geleyim. Handle toggle'a eklemişiz. Kaç tane ekledik şu an? Şunu ekledik ve geriye zaten bir kısmımız kaldı. O da remove işlemi. Handle remove diyelim. Ve handle remove içerisine yapacağımız işleme geçelim. Handle remove da gayet basit. This dot set state. Task'ı direkt bir ortadan kaldırma işlemi uygulayacağız. Neyi remove edeceğini göstereceğiz. Zaten şurada nerede? Şurada hatırlarsanız biz remove işlemini zaten şuraya atmıştık. Remove'da ne gerçekleşecek? Filter falan. Burada yapacağımız işlem çok basit. Geliyoruz. Neydi? Biz şu an değiştirmek istediğimiz this dot cross dot remove todo'yu kullanacağız. Ve burada yapacağımız işlem parantezimizi açalım. This dot props dot tamam handle remove. Ben burada ne yapmışım abi? Tamam burada da bir hatamız yok. Set state de etmişiz. Biz niye set state ediyoruz ki? Sil şunu şuradan. Bizim set state ile işimiz yok. Biz zaten şurada nerede remove içerisinde set state etmiştik. Şu an şurada set state ile işimiz yok. Todo neyi remove edecek peki bu? Velet this dot props id'sine göre remove edecek. Ve remove ederken state içerisindeki task'ı silecek. Ve şurada nerede bizim bak yine nereye gidiyorum. Şuraya gelip şurada handle remove'u kullanacak ve bind etmedik. Tabii ki bind işlemi de şuraya bir yapalım. Nerede benim handle remove'um? Şunu şöyle bir control save yapalım. Bakayım gayet güzel. Gayet güzel geldi. Tamamdır şu an. Şuraya bir ekleme daha yapayım. Tamam bu da geldi. Şu anlık arkadaşlar React kısmımız bitti. Yani yaklaşık bir saat içerisinde React kısmını hallettik. Geriye kalan işlemlerimiz full CSS kısmı. Zaten CSS'lerim şurada tetikte bekliyor beni hepsi. Şimdi burada CSS kısmına geliyorum. Ve CSS kısmına yapacağımız işlemlere todo list ile başlayalım. Todo list içerisine ne verebiliriz mesela? Verelim. Şu todo listimiz ana kısmımız renkler olsun işte. Hatta todo listten önce, hepsinden önce gelelim biz. Nerede bizim indeksimiz? Allah Allah. Görmüyor gözüm. Heh. Şu indeks kısmımızı bir halledelim. İndeks kısmına işte ne yapacağımız işlemleri yapalım. Gelelim. Hatta şunu şuradan silelim.
bir özel bir şey oluşturalım. Margin 0 olsun. Padding 0 olsun. Box sizing board box of HTML ile body'ye ikisine de uygulayacağımız kısma gelelim arkadaşlar. Burada ne uygulayacağız peki? HTML ve body'ye bir background uygulayacağız. Bu background bir linear gradient olacak ve to right, right'a doğru. Gerçekleşecek. Ve burada hexa kodumuz, ben bunları kağıda yazdığım için direkt oradan bakayım. F5. Keşke kağıda yazmak yerine bir notlarıma kaydetseydim. Elektrik gidince o kaldığı yerinde. Ben de sonra işte çay falan filan derken kaydetmedim. Şu an direkt kopyala yapıştır yapardık ama sağlık olsun. Biraz video uzayacak ama sorun değil. Buraya bir font size de verelim. 1 dot. 1 dot. 1'i bir deneyelim. Güzel. Şu an şu olsun. Font family ise arkadaşlar. Kullanacağım font family. Ne olacak? Quick Sans ve yedek olarak ise Sans Serif. Gayet güzel. Ve bir height de verelim. Height'imizi %100 olsun ve indeksten elimizi, ayağımızı koparalım. App CSS'e gelelim. App CSS'e de şu an bu kadar şeyle işim yok. Bize bir app yeter. Burada yapacağımız işlem ise arkadaşlar ortalama olacak. Bir display flex vereceğim sonra. Şu yazmadan konuşma şeyini atlatmam lazım. Display flex verelim. Align items. Align items center. Justify content center. Ve bir height verelim. Height'imiz ise 100 viewport height. Ve bunu ortalayacak. Gayet güzel. Ve şunu da text align center yapalım. Tam ortaya alsın textlerimizi. Gayet güzel. App ile de işimiz bitti. Şimdi asıl kısımlarımıza gelebiliriz. To-do list kısmı ile başlayalım. En ana komponent ile geleyim. Şuraya bir hatırlarsanız class vermiştim. To-do list demiştim ve buraya bir background verelim. Background'ımız ise neymiş? Turuncu bir renkmiş. 82-35 getirsin. Ekranımızı gayet güzel. Ve bu bir padding de uygulansın. Padding'imiz 3 RAM. Gayet güzel. Bir max width uygulansın. Max width 700 piksel. Bir max height uygulansın. Max height değil. Max width yazdık. Max height'imiz ise ondan 100 daha fazla olsun. Direkt kare olmasın. Biraz dikdörtgen şekil alsın. Şu an göremeyeceğiz çünkü zaten max width'e çok var. Hatta görebilmemiz için şöyle yapayım. Eklemeler yapayım. Taşıyacak mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada taştı. Bu taşmanın önüne nasıl geçeceğiz? Overflow auto şekilde gerçekleşsin diyeceğiz. Gördüğünüz gibi hop geldi. Ve ben bir zamanlar şuradaki scrollları değiştirmeyi çok severdim. Bu projede de biraz eskiye gitmek için şu scroll'u bir değiştireceğim. Bunlar videonun süresini uzatacak ama zaten amacım eğitim vermek veya bir şey değil. Sadece kendi projelerimi yayınlıyorum. Bir motivasyon kaynağı olsun diye. Ve eski zamanlarda ilk başladığım dönemlerde ben bu tarz YouTube kanallarını izlemeyi çok seviyordum. Birlikte kodlayan ve geneli yabancı, hatta hepsi yabancı. Hiç böyle bu tarz YouTube kanalı yoktu. Hiç edit işlemi uygulamıyorum. Zaten videolarda da anlaşılıyordur. Yani sadece en fazla durduruyorumdur. O da kapı çalmıştır. Onun dışında videoları durdurmuyorum bile. Bir solukta yapıyorum. Çay içme molası hiçbir şey. Molası da vermiyorum. Çünkü eğlenerek yapıyorum. Ve buna bir background verelim. Background'ımız ne olsun? F2, F1, F1 miydi? F1, F1 miydi? Bunu yazmadım ama F1, F1 olması lazım. Tamam. Background'ımızı da verdik. Track kısmını. Ve gelelim.
WebKit. Scrollbar diyelim. Ve tab kısmını oluşturan ve buna bir de bir hover olduğumuz zaman kısmı ekleyeceğiz. Background ise koyu bir renk olsun. 3 olsun deyip şunu da ekleyelim. Ve şunu aynen kopyala yapıştır yapayım. Şu hover olduğu zaman diyeceğim. Ve bu bir tık açık bir renk alsın diyeceğim. Ve 5-5-5 olsun. Gördüğünüz gibi geldi ve üzerine geldiğim zaman şöyle bir renk aldım. Gayet güzel. Overflow işimizi de hallettik. Ve şuraya bir color verelim. Color'ımız ise FFF olsun. Beyaz bir renk aldı. Axe Shadow diyeyim. Bak shadow'umuz ise şu arkada bir gölgelik var. Figma görselinden göstereyim. Şu gölgeliği zaten görmüşsünüzdür. Şu gölge tarzındaki görünümü sağlayacağız. Eksi 20 piksel yukarıdan eksi 20 piksel. Aldık oradan da. Diğerleri de 0-0 olsun hiç almasın. Ve buna bir RGBA uygulayacağız. RGBA'miz ise çok basit. Dedikten sonra 0.1 diyoruz ve şuraya gelecek geldi. Buna bir border radius da uygulayabiliriz aslında. Border radius fazlaya gerek yok. 5 piksel ideal. Sivriliği biraz önüne geçsin. To-do list içerisindeki arkadaşlar. Şimdi ULE'lere geldik. ULE'yi de zaten şu kısım. Şu kısmımız ULE kısmımız. Burada ULE yapacağımız işlem bir margin tap olsun. Bir uzaklaştırsın kendini. Ne diyeyim 2.5, 2.6 olsun. Çok güzel uzaklaştırdı. Margin tab'dan kendini. Ve list style none yapsın da o çirkin noktalarımız ortadan kaybolsun. Tamam, şu kısmımızı da hallettik. To-do list içerisindeki bu sefer H1 başlığımıza geliyoruz. H1 ve span burada. Şu mesela span. Şu span'a farklı bir işlem uygulayacağız. H1'e farklı bir işlem uygulayacağız. Font size'ları farklı olacak. Font weight'leri farklı olacak. Bu da o top ile aynı olsun. Öyle bir deneyelim. Ve buna bir letter spacing verelim. Aralarında boşluk verelim. Çok fazlaya gerekiyor 0.05 ile diyeyim. Gayet güzel. Şu kısmımızı da hallettik. Geriye bir işlemimiz kaldı mı? Mesela H1'in altına bir border button versek. Çünkü burada sanki bir border button var. Olmasa bile biz varmış zaten. Bir border button verelim. 1 piksel. Solid. RGBA diyelim. Ve şuraya kullanacağımız renk 255. 255. 255 0.3 olması lazım. Şuraya geldi mi? Geldi. Çok güzel bir şekilde geldi. Şimdi todo. Todo list içerisindeki span'a geldik. Şimdi ilk başta yapacağımız işlem şu an belli olmaz alt alta diye ama biz display blokumuzu verelim. Çünkü bu sayfa genişlediği zaman şu direkt şunun yanına yanaşmasının önüne geçtik şu an. Ve font size ile şunu 0.7 mi diyeyim 8 diyeyim. 0.8'e bir düşürsün boyutuna bir bakalım. Gayet güzel. Ve font weight'ini normal yapsın. Çok böyle kalınlaştırmasın. Tamam. Normalde güzel. Şunu biraz artırabilirsiniz. Bir RAM yapabilirsiniz ama bizim 8'de kalsın. Ve bir margin button versin. Alttan kendini uzaklaştırsın. Hadi o da 0.8 RAM olsun. O da gayet güzel oldu. Ve margin top da verelim. Ona çok fazla vermemize gerek yok. 0.4 yeterli bence. Yarısı kadar. Tamam. Bu da gayet güzel geldi gözüme. Şu an arkadaşlar to-do list ile ana komponent ile işimiz bitti. Şimdi gelelim şu to-do'larımıza. To-do CSS'lerimize. To-do CSS'lerimizde yapacağımız kısımlara. To-do CSS'imiz nerede? Şurada. Zaten şurada gösterme amaçlı. Şunu yapmıştık ama da ona ne eklemeler yapacağız? Bu kısmımız biraz CSS kısmı olarak uzun. Bu şuraya bir margin verelim. Eksi 3 RAM ve 4 piksel diyelim. Hiç RAM'le uğraşmasın şu kısımda. Biraz kendini tamam. Bu güzel. Uzaklaştırsın. Şu eksi 3 RAM'e gerek var mı ya?
Yani şuna gerek yok. Yani Batım'dan kendini uzaklaştırabilir de. Yani margin bottom verebiliriz onun yerine. Ve margin bottom'da 4 çok az. Ne verelim mesela? 10 piksel diyeyim. Buna bir padding de vereceğiz aslında. 10 piksel diyelim. Çünkü burada ben bir padding uyguladığım zaman uzaklaşacaklar birbirlerinden. Ve margin bottom verdim. Ve bir padding verelim. Padding'imiz ise 1.1 RAM. Şu an padding'imizi göremeyeceğiz. Görmemiz için ben ne yapacağım? Background vereceğim. Ve background'ımız şurada bir RGBA oluşturmuştuk. Pardon, şuradan. Şunun koyduğunu azaltıp şuraya satabiliriz aslında. Mesela şunu 0.1 dersek gayet güzel. Şöyle satabiliriz bence. Benim gayet hoşuma gitti. Şurada bir geleyim. Figma görselimize benzer bir fark yok gibi. Ya şurada padding 1 RAM demişiz. 1.1 RAM demişiz. Ve 3 RAM diyelim. Şu kısmımızı da hallettik. Hatta biz şunu neden -3 RAM verdiğimizi şimdi anladım. Bak şimdi jeton düştü. Şu arayı neden öyle yapmam gerekiyor? Şimdi jetonum düştü. -3 RAM verip ve şunu da 10 piksel vermeyeyim de çünkü arada mesafe arttı. Şurayı sıfırlamak için şurada mesela margin'i auto versem ne hale geliyor? Direkt otomatik bir şekilde oraya geliyor. Şu an deneme amaçlı deniyorum autoyu. Direkt gördüğünüz gibi tren gibi yaptı. Ama biz şunu şöyle yapalım. Şu kısmı kendini yapıştırsın ama 10 piksel verebiliriz ya. Ya da yok 4 piksel kalsın. Şu kısmımızı da hallettik. Şuraya -3 RAM'imizi de getirdik. Çünkü şu padding'den ayarladık o kısımları. Tamamdır. Display flex verelim. Align items. Center diyeyim. Justify content. Space bitim vereceğim. Aralarında boşluk olacak divlerin arasında. Yani gördüğünüz gibi şunlar space bitimle aralarında boşluğunu yakaladı. Çok güzel. Şimdi Todo task işine gelelim. Todo task'ı yapacağımız işlem. Bir position relative uygulayacağız arkadaşlar. Çünkü şuraya bir bastığım zaman şu an sadece opacity var. Biz buraya bir bir farklı çizgi de gelmesini istiyoruz. O çizginin yerini ayarlayabilmek için ise şuraya dışarıdaki div'e relate vermemiz lazım. Hatta kursörümüz şurada point üzerine geldiğim zaman pointer dönsün. Gayet güzel. Diyelim. Ve gelelim. Şu an completed kısmımız da tamam. Şimdi şuna bir before eklememiz lazım. Animation uygulayacağız şuraya. Before işlemine content diyelim. Ve şu content başta sıfır olsun, boş olsun. Ve position demiştim size daha yeni şu an. Absolute'u kullanacağım. Ve şuraya top %50. Yukarıdan aşağıdan ortada olsun yani. Left'imiz ise biraz soldan başlasın. Ne kadar soldan? Eksi 1 piksel az mı olur? 0.5 RAM'di. Ve bu display blok olsun. Ve burada arkadaşlar vitini 0 vereceğim. Vitini neden 0 vereceğim? Bu viti animasyonlu bir şekilde arttırmak istiyorum. O yüzden başlangıçta yani before kısmında yani başlangıçta diye kafanızda düşünebilirsiniz. 0 olsun. %0 olsun. Bir height olsun ama biz bu height'i göremeyeceğiz zaten. 2 piksel. Ve buna bir color da verelim. Color'ımız da beyaz bir renk olsun. Ve şimdi gelelim şuraya bir animation oluşturalım. Gayet basit. Tek satırlık bir animation oluşturacağız. Keyframes. Diyelim adı ne olsun? Strike. Item olsun. Direkt. To diyelim. Ve şu kısmı oluşturalım. Arkadaşlar buralarda internetten yardım alabilirsiniz. Gerilim. Burada kalkulüs. %100 arttırsın. Peki şurada mesela plus 1 de diyeceğiz. Bu ne diyeceksiniz? Şimdi anlayacaksınız o plus 1'ine.
şu animation'ı şurada bir tanımlayayım da sonra size o kısmı göstererek anlatayım. Sıra kaydettim. 0.5 saniye. Easy out şekilde gerçekleşsin. Diğeri de 0 saniye forward olsun. Mesela basayım. Hiçbir şey gelmedi. Peki neden gelmedi? Keyframes, strike item, animation, bilmem ne. Before kısmımız tamam. Şuraya animation ile hiçbir gelmedi. Neden gelmedi? Şu an bakıyorum. Şuraya bir demişim sanat gibi. Çünkü bir rendelemem lazım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi hop animasyonlu bir şekilde geldi. Ama biz şunu şuradan sileyim. Nerede duracağına bakın. Şu kısımda durdu. Çünkü şurada 0.5 sola aldırmıştık. Biz burada bir eklememiz lazım ki 0.5 şuradan gelsin. 0.5 şu kısımdan gelsin. O yüzden direkt artı bir RAM'i direkt ekliyoruz. Ve çok güzel bir şekilde geliyor. Buraya daha uzun bir şey yazarsanız mesela daha güzel gözükür. Animasyonlu bir şekilde siler geçer. Gayet güzel. Şu keyframes kısmımız da tamam. Şimdi geriye arkadaşlar şu buttons'lar kalmıştı hatırlarsanız. Bu buttons'a da todo. BTS mi demiştim? Buttons mı demiştim? Bir bakayım. Todo. Buttons demişim. İçerisindeki buttonlara girsin. Buna bir border none verelim. Border none'ımızı uyguladık. Font size'ımızı da bir arttırsın. O iğrenç görüntü oradan kalksın. Gayet güzel. Bir margin versin. Kendini uzaklaştırsın. Tamamdır. Background'ı da yok et abi. Tamamdır. Buna bir color da ver. FFF olsun. Bu da gayet güzel. Ve bir imleci de değiştirmeyi unutma. Pointer diyelim. Tamamdır. Şu an buttonlarımız da neredeyse hazır. Şuna bir webkit de verebiliriz. Webkit animation değil de. Biraz none olsun. Tamamdır. Margin left'e falan fistan gerek var mı diye düşünüyorum. Gerek yok. Şu anki konumu bence gayet güzel. Şu an şu kısmımız yeterli. İdeal şu kadar işlem. Geleyim şimdi. Şurada arkadaşlar bir todo editimiz vardı hatırlarsanız. İsmi neydi? Todo dot edit dot form muydu? Todo edit miydi? Şunu da şuradan bir bakalım. Todo edit formmuş. Her zaman ilk yaptığın doğru olur derler harbiden. Ben onu çok yaşıyorum. Input kısmına gelelim. Bu input ise ne arkadaşlar? Şu. Şu rezalet görüntümüz. Gelelim. Şuraya bir flex grow verelim. Flex shrink tam tersi küçültür. Grow ise tam tersi. Bunu verelim. Ve font size'ımız 1. Nasıl olur? Güzel olur. Ya da font size'ımızı direkt tarayıcı varsayılan olarak kendisi default bir şekilde getirse nasıl olur? Daha şık olur. Tamamdır. Ne getirelim başka? Ne yazabiliriz? Tabii background'ımızı da değiştirelim o kadar. Değiştiriyoruz böyle beyaza yakın. Gri beyaz tarzı bir renk olsun. Tamamdır. Border. None olsun. Şu rezalet önümüzden kalksın. Outline olunca da none olsun. Şu an ben bir kısımlara bir daha bakayım. Padding vermemişim. Padding'i de verelim. Şu biraz ferahlasın. İşi gönlü açılsın. 0.1 diyelim. Çok böyle üstten alttan çok şey olmasın ama sağdan soldan büyüsün. 2 RAM de diyebiliriz duruma göre. Şu anlık 1 olsun. 1.5 olsun pardon. 2 dersen ne oluyor? 2 de olabilir. Ama ilk yaptığımız kalsın. 1.5 RAM'i de verdik arkadaşlar. Şu an ben bir eksik göremedim şu an şu kısımda. Gelelim. Toda Edit'in button'ını
Düzeltelim. Button'a ilk başta şu padding'imizi uygulayalım. 0.1 M olsun. Ondan sonra hatta bir şuralara RAM diyeceğimize en üsttekini kullanacağına M'i kullansın. Bir değişiklik olmayacaktır da yani çok az bir miktar değişiklik olacaktır. Padding'imiz 0.1 M olsun. Yukarıdan aşağıdan sağdan soldan 1.5 olmasın da hatta bizim sağdan soldana da gerek yok gerçi ama zaten gözükmeyeceği için biz 1.3 diyelim. Çok böyle uzaklaşmasın. Şimdi ben background'ı ortadan kaldıracağım daha doğrusu. Şu an kaldırmayacağız da hover olduğu zaman ortadan kalkacak. Hover olmadan şu renk ile aynısını kullansın abi. Çok böyle kasmaya gerek yok. Tamam. Border. None olsun. Tamam. Gayet güzel. Border'dan işlemimiz de tamam. Başka ne getireceğiz? Bir font size de verebiliriz. Font size'ımız hatırlarsanız 0.8'i kullanmıştık. Burada da 0.8'i kullanayım. Tamamdır. 0.8 de gayet cuk oturdu oraya. Ne verelim başka? Aslında bir border verebiliriz. Border none yerine. Mesela şöyle güzel tatlı bir border da verebiliriz. Şu an ben gözüme hangisi güzel geliyorsa onu gidiyorum. Çünkü şu an Figma görselleri çok basit görseller olduğu için anlaşılmıyor. Yani border var mı yok mu. Ama ben böyle bir ufaktan bir tatlılık katsın diye border falan fistan da vereceğim. Şuradan şunu alayım. Şunları direkt root içerisinde tanımlayabilirsiniz. 0.3 versin. Hatta border radius da versin. Hatta border radius verince biraz bir içsin de kendinden margin left yapsın. Margin left'imiz de direkt border ile radius ile aynı olsun. 5 pikse uzaklaştırsın kendini. Şu an bakıyorum bir eksiğim var mı? Color'ı değiştirebilirim. Şöyle bir color diyeyim. Color'ımız ne olsun mesela? Transparent diyebiliriz aslında ya. Transparent diyemeyiz çünkü arkadaki background'ı alır. Turuncu vermemiz lazım. Turuncu ise şu turuncumuz ile aynı olsun. Nerede bizim? Hatta şu turuncumuz ile aynı olsun istiyoruz. Nerede? Şunu da şuraya getirelim. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir hover işlemi uygulayacağım. Şu çok basit bir hover olacak. Bu hover'da sadece işte basit şeyler gerçekleşecek. Bir background değiştirsin. Background'a ne yapsın? Tam takla attırsın. Şuna. Color'ı da takla attırmasın. Color'ı direkt FFF yapsın. O border'ımız da orada kalsın bence. Kötü durmadı. Hatta border'ımız direkt white'a dönsün. Ya da FFF'e dönsün yani zaten ikisi de var. FFF'e dönsün. Daha böyle sert bir belirginlik katsın. Şuna da transition uygulasın. Bir şekilde gerçekleşsin. 0.5 saniyede gerçekleşsin diye. Tamam. Bence bu da gayet güzel oldu. Basit bir işlem uyguladık zaten. Todo edit form içerisindeki input ve todo edit form içerisindeki button. Şunu da şuradan sil. Button'a gerek yok. Zaten ben button'a bir ikon verdiğim için input içerisindeki font family zaten font family'yi şu an Quicksand'de kullanmıyor mu? Deneyelim. Birlikte denemiş oluruz. Zaten bir değişiklik olmadı gördüğünüz gibi. Çünkü font family olarak zaten şurada onu kullanıyor zaten. Yani o yüzden şu an şu kısma
bir gerek göremedim. O yüzden şu kısmı şuradan silerim. Şu kısmı şuradan silerim. Şuna bir ihtiyacımız yok. Şu an arkadaşlar todo kısmımız da gayet tamam. Güzel. Ne kaldı? Şu en alttaki new todo form kısmımız kaldı. Ona da ben CSS'i zaten vermiştim. Gelelim. Bu kısımda daha az olacak. Daha yeni yaptığımız kısma göre. En uzun form kısmıydı. Bir margin tap versin. Uzaklaştırsın kendini. 3 rem olsun mesela yukarıdan aşağıdan sağdan soldan fark etmez. 3 rem olsun. Şurası şöyle kalsın. Ve şimdi gelelim. New todo form içerisindeki label'a. Min bitimiz nan değil de %100 olsun. Bir margin versin. Marginimiz çok böyle abartı bir şey olmasın. 0,1 rem olsun. Yukarıdan aşağıdan hiç gerek yok. 0,1 m deneyelim. Bence güzel. Çok böyle uzak olmasına gerek yok. 2 yapalım ya da. Tamamdır. Şu kısmımızı da hallettik. Ve buraya bir font size de vereyim. Font size'ımız direkt 1 rem. Diyelim biraz küçülsün. Şu kısmımızı da hallettik. Gelelim. Ve button'a geçelim. Input'u da halledeceğiz tabi. Button'ımızın içerisine bir padding uygulayalım. Padding'imiz button'da ne olsun? Ne oldu? 0,1 rem diyelim. Ona da fazla bir vermemize gerek yok. Hatta yukarıdan aşağıdan hiç olmasın. Sadece sağdan soldan olsun. Çünkü ben font size'ı daha çok kullanacağım. Font size'ımız da 1,3 olsun. Aynı olsun. 1,3 rem. Outline yok et. Zaten outline şurada yok. Pardon. Şurada zaten outline yok. Tamam. Tamamdır. Şu kısmımızı da hallettik. Şurada mesela arkadaşlar şurada buna bastığımız zaman boş ID geliyor. Şunu if ile ayarlarsınız. İşte boş ID olduğu zaman yazdırma. Şuraya bir value, bir değer girdiği zaman yazdır deyip düzenleyebilirsiniz. Ben şu an onunla uğraşmadım. Çünkü video gittikçe uzar. Yani bunu çok komplike hale getirebilirsiniz. Benim burada amacım işte size edit'i göstermek, razor'ı göstermek. Edit'e bastığımız zaman şuradaki şunu göstermek. Şuna bastığımız zaman işte şu gelen kısmı göstermek. Amacım bu daha çok. Yoksa bunu çok farklı hallere getirebilirsiniz. Getirelim. Ne yapalım? Border sil. Border none olsun. Background color. Transparent olsun. Veya none da verebilirsiniz. Color vereyim. Color'ı da kullanmıştık hatırlarsanız. F7, F1, F1. F fazla oldu. Şunu da hallettik. Beyaza yakın bir renk. Tab'da yukarıdan 2 piksel. Olmasın. Niye tab'a 2 piksel veriyorum ya? Tab'la alakalı. Border'da verdik. Outline'a gerek yok dedik. Outline'ı sildik. Position'a gerek yok. Şimdi aşağıdaki şu kısımdaki input'a gelelim. Şuraya ben color verdim mi? Color da verdim. Peki şu color verdiğim halde rengi şimdi değişti. Aslında şuraya bir hover da verebilirmişiz. Nasıl yapacağız peki ona? Hover olduğu zaman şuraya mesela color şu scroll bardaki rengimiz ile aynı olsun. Hatta onunla değil de şunla aynı olsun hover rengiyle. Şurada direkt lök diye gerçekleşmesin. Yine easy şekilde gerçekleşsin. 0,5 saniyede gerçekleşsin deyip saniye demeyi unutmadık. Evet. Yok ya. Bu da çok böyle soluk kaldı. 3 daha iyi olacaktır. Tamamdır. 3-3-3 işlemini de hallettik. Şimdi input'a gelelim. Bir border sen kaldır. Border olmasın. Border'ı hallettikten sonra bir background ver. Background'ımız ise F7, F1, F1.
kullandığımız renklikti. Zaten ve bir padding var. Paddingimiz ne olsun? 0.1 m olsun. Ve 1.1.5 olsun. Şu yukarıdaki input ile edit input ile aynı olsun. Şu yukarıdan aşağıdan bir tık arttırabilirim. Ya da bir ideal gibi gözüküyor ya. Hiç ideal değil. Biraz font size'ımı arttırsak ya da şu bir kalsın. Şu içerideki font size'ı biraz arttırayım. 0.8 RAM diyeyim. Biraz küçük kaldı. 9 diyeyim. Bu da çok gereksiz büyüdü. 0.85. Tamam, gayet güzel. Outline'ı kaldırdık mı biz? Outline'ı kaldırmazsak bak, klik olduğumuz zaman şu saçma kötü görüntü ortaya çıkar. Outline'ı da kaldırsın. Tamamdır. Şuna da bir position uygulayalım. Position direkt related vereceğim. Direkt içeride bir işlem uygulayacağım. Yukarıdan 2 piksel ittirsin kendini diyeyim. 2 piksel boş olmadı. 1 piksel ittirsin. Tamam. 1 piksel de gayet güzel. Şu an baktığım kadarıyla bütün kısımlarımız tamam. Tekrar Ctrl+C yapayım. Ve şunu şurada bir yenileyelim. Gayet güzel oldu. Hatta Figma görselimi de ben şöyle yanıma alayım. Şöyle bir yapalım. Biraz büyüteyim. Şunu da şöyle yapayım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir ekleme yapayım mesela. Şuraya ne yazmışız? Todo list project yap yazmışız. Gönderdik. YouTube. Project. Yayınla diyelim ve bunu da gönderelim. Gördüğünüz gibi böyle. Hatta biraz subliminal mesajlar da gönderelim. Bir sürü subliminal mesaj olsun. Bu da ikinci subliminal mesajımız olsun. Hatta şunu da şöyle yapıp gönderelim. Şurada mesela diyelim ki hop toggle yaptığımız zaman şu ikisini halletmişiz diyelim. Veya toggle yapmayalım. Şurada mesela ne diyelim? Şu kısmımıza bir gelip ne diyelim? Tamamladığımız zaman ya da completed diyelim. Gördüğünüz gibi completed deyip üzerine işaret diye. Veya şu kısmı direkt şuradan silelim. Şunu da şuradan silerim. Direkt subliminal mesajlarımız olsun. Ve projemizi tamamladık arkadaşlar. Gayet benzer. Belki paddinglerde benzerlikleri kaçırmış olabiliriz. Marjinlerde falan ama yapılan işlemlerde hepsi tamam bir şekilde ilerliyor. Bir sıkıntımız yok. Bence gayet güzel tatlı bir proje oldu. Hoverlarımız olsun. Şurada editlerimiz olsun. Eraserlarımız olsun. Şurada ekleme kısımlarımız olsun. Hepsini hallettik. Şurada Components'a geldiğimiz zaman yaptığımız işlemler gördüğünüz gibi arkadaşlar app içerisinde ana komponentimiz şu kısım Todo List. Bu Todo List'in içerisinde gördüğünüz gibi iki tane Todo'muz var. Şu iki tane Todo'muz ise gördüğünüz gibi şu ve şu. Ve en alt kısımda ise New Todo formumuz var. Ben de hatırlarsanız projenin başında şunu oluşturdum. Sonra Todo yapısını oluşturdum. Sonra New Todo form yapısını oluşturdum. Hepsini ekledim. Amacım burada işte bütün komponentleri şu an neyin nerede olduğunu göstermekti. Ben de genelde kodlamalarda böyle yapıyorum. Şu basit bir projede bunu yapmam da büyük projelerde bu tarz gidilebilir. Daha doğrusu gitmek pek doğru olmaz bu tarz. Çünkü karmaşık projelerde çok karışır. İçinden çıkamazsınız. Onun yerine mesela bir tahtada çizebilirsiniz. Kafanızda kurgulayabilirsiniz. Bilgisayardaki Paint'ten düşünebilirsiniz. Neyin nereye atacaksınız, neyi nerede kullanacaksınız. Kafanızda kurup ilerleyin arkadaşlar, size tavsiyem. Ve projemiz bitti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer projede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.